Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Beklenen an geldi arkadaşlar. Mol kavramı diyoruz ve başlıyoruz mol kavramını tanımlamaya. Daha öncesinde neler yapmıştık? Bir önceki dersimizde e, kimyanın temel kanunlarından bahsetmiştik. Artık mol kavramı ile birlikte kimyanın asıl hesaplamaların yer aldığı kısma iyice derinlemesine girmiş olacağız. Şimdi nelerden bahsedeceğiz onları şöyle bir değerlendirirken arkadaşlar Avogadro sayısı ama Avogadro'ya ithaf edilen bu sayı bu kavramın bu konseptin olmazsa olmaz arkadaşlar bu sayıyı çok iyi bileceğiz. Aldığımız gibi ezberleyeceğiz. Ena gibi bir sembole sahip ve 6,02 çarpı 10 üzeri 23 çok 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 önemli bir sayı sürekli bundan sonra karşımıza çıkıp duracak arkadaşlar. Bu sayıyı e, lütfen bir kenara yazalım. Nelerden bahsedeceğiz? Peki şöyle adım adım görecek olursak, bağıl atom kütlesi ve mol kavramının tarihsel gelişiminden bahsederek başlayacağız. Ardından mol kavramı diyeceğiz. Yani kavramın derinliklerine girmeye başlayacağız. Sonrasında ise mol kütlesi ve mol hesaplamaları diyeceğiz ve son olarak mol kütlesinde izotop kavramı diyeceğiz. Tabii ki buradaki mol hesaplamalarında e, kütle hesapları, hacim hesapları bunların üzerinde duracağız arkadaşlar. Konunun içeriğine girmeden önce şöyle hep birlikte bir programı tekrardan gözden geçirelim. Mol kavramına şu anda çalışıyoruz arkadaşlar. Hafta sonu boyunca rehberlik videolarımızla karşınızda olacağız. Çalışmalar sürekli devam edecek. Pazartesi günü biyoloji dersiyle mitozla karşınızda olacağız. Ve çok vakit kaybetmeden e, tekrardan kimya dersinde kimyasal tepkimeler ve denklemlerle... 18'inde ayın in 18'inde tekrar burada buluşuyor olacağız canlı yayınımızla birlikte. O zaman haydi bakalım mol kavramının derinliklerine hep birlikte dalalım arkadaşlar. <laughs> Mol kavramının tarihçesinden bahsederek şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Öncelikle mol kavramı nedir? Bu soruya bir cevap vermemiz lazım. Hani az önce bir sayıdan bahsettik. Avogadro sayısı dedik. Çok çok önemli bir sayı dedik. Yani nasıl pi sayısını biliyorsak bir kenarda tutuyorsak bu sayıda aynen özetle ezberimizde tutmamız lazım. Arkadaşlar bu sabit bir sayıdır. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir deste ne demekti? Herhangi bir şekilde bir deste kalemden bahsediyorsak burada... 10 tane aklımıza geliyordu. İşte bu taneyi veren bir ifadeydi. Benzer şekilde bir düzine dendiği zaman aklımıza hemen 12 tane geliyordu. Yani tane sayısını veriyordu. İşte bir mol dendiği zaman da çok böyle enteresan bir sayı gibi gelse de aslında yine bize taneden bahsediyor. Ve bu tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneyi ifade ediyor arkadaşlar. Bu sayı az önce de söylediğimiz gibi çok önemli olacak. E tabii ki atom sayısından ya da molekül sayısından bahsettiğimiz için işte buradaki tanecik sayısı çok çok büyük bir sayı olacağı için böyle bir e, sabit sayıya ihtiyaç duymuşuz. Peki bu sayı nereden çıkmış? Nasıl bu halini alabilmiş? Arkadaşlar bu tabii ki böyle birisi rüyasında görüp sabah kalktığı zaman 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olsun demiyor. Belli çalışmaların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Avogadro Kendisi bu sayıyı bulan kişi değil arkadaşlar onun adına ithaf edilmiş bir sayı çünkü bu sayının ortaya çıkmasında fitil ateşleyen kişiyle Avogadro ne yaptı peki? Bir kanun ortaya attı gazlarda bazı incelemeler yaptı ve dedi ki aynı şartlar altında eşit hacim kaplayan gazların atom veya molekül sayıları birbirine eşit olmak zorundadır. Burada tanecik sayısı ile hacim arasındaki ilişkiyi aslında bize kanunuyla ortaya attı ardından... 1865 yılında başka bir çalışmada dendi ki bir santimetre küp hacminde gaz standart şartlar altında yaklaşık 2,6 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerir. Sonrasında normal şartlar altında 1 santimetre küp hacimli gazın 1,9 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerdiği tespit ediliyor. Ardından verilen hacimde sıvı veya gaz tanecik sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile pardon 6,9 çarpı 10 üzeri 23 ile 6,4 çarpı 10 üzeri 23 arasındadır diyor. İşte burada toplanan bilgilerle birlikte biraz daha yuvarlanan bir hesapla 6,02 çarpı 10 üzeri 23 bir mol maddenin içerdiği tanecik sayısı olarak belirleniyor ve Avogadro ismine hitap ediliyor. Na sembolü de arkadaşlar bu sayının sembolü oluyor. Nasıl ki pi'nin sembolü böyle bir şeyse Avogadro sayısının sembolü de Na şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunu gördüğümüz anda hemen yapıştırıyoruz. Genellikle karıştırılıyor. Bakın bu A küçük A olsaydı sodyumun sembolüydü ama büyük A harfi olduğu zaman bu Avogadro sayısını simgeleyen e, ifade olacaktı. Bağıl atom kütlesi arkadaşlar. Mol kavramının aslında temelinde yaratılan kavramlardan birisi bu. Atomların kütlesiyle ilgili yorum yapmamızı sağlayan bir kavram. Bağıl atom kütlesini şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Her atomun tek tek kütlesini hesaplamakla hiç uğraşmayalım. Biz böyle bir yola girmeyelim. Onun yerine bir tanesinin kütlesini hesaplayalım. Diğerlerinin de buna göre bağımlı bir şekilde aslında bağıl kavramı buradan geliyor. Referans olarak kabul ettiğimiz bu atomun kütlesine bağlı olarak diğerlerinkini hesaplayalım. Hepsini tek tek hesaplamakla ya da ölçmekle hiç uğraşmayalım diyoruz ve burada referans atom olarak arkadaşlar unutmuyoruz karbon 12 atomunu tercih ediyoruz. İşte karbon 12 atomundan yola çıkarak diğer bütün atomların kütlesiyle ilgili yorum yapıyoruz. Burada Atomik boyuttaki kütleden bahsediyoruz arkadaşlar. Düşünün çok 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 küçük bir kütle. Dolayısıyla ona göre küçük bir kütleyi ifade eden bir birim kullanmamız gerekiyor. Kilogram ya da tonla bunu ifade etmemiz tabii ki mümkün olmayacak. İşte burada AKB kavramı işin içerisine giriyor. Atomik kütle biriminin kısaltılmış halidir arkadaşlar. Yani atomik boyunda kütleleri hesaplarken, ölçerken kullanacağımız birim bu olacak. Şimdi burada şöyle bir durum kullanıyoruz. Hani bütün atomların mesela karbon 12'den bahsediyorsak proton ve nötronu vardı çekirdekte ve demiştik ki geçen seneden hatırlıyoruz bunları zaten. Çekirdeğin kütlesi atomun kütlesini veriyor bize çünkü elektronların kütlesini ihmal edebileceğimiz kadar küçük olduğunu biliyoruz. Çekirdekte yer alan proton ve nötronlar birbirine yaklaşık olarak eşit kütlededirler dolayısıyla da atomun kütlesini bu ikisinin toplamı bize verir. İşte atomik kütle birimini burada kullanıyoruz. Diyoruz ki bir protonun kütlesi dedi ki yaklaşık olarak bir nötronun kütlesine eşittir. Bunların e, kütlesini de bir atomik kütle birimine yaklaşık olarak karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla karbon atomundan bahsediyorsak bakın altı tane protonu var. E, periyodik sistemindeki konumundan da bunu biliyoruz. Altı tane de nötronu var. Dolayısıyla kütle numarası sol üstte yazdığım sayı 12 oluyordu. Bu bir atomun 12 atomik kütle birimi olduğunu gösteriyor bize. 6 AKB buradan geldi, 6 AKB buradan geldi. Dolayısıyla toplamda 12 AKB kütleye sahip olduğunu biliyoruz karbon atomunun. İşte bunu referans atom olarak temelde diğerlerini hesaplarken kullanacağımız atom olarak yerleştiriyoruz. Peki neden karbon 12 atomunu referans atom olarak kullanıyoruz? Neden oksijen değil ya da neden hidrojen değil? Çünkü arkadaşlar burada çok önemli iki sebep var. Birincisi karbon 12 doğada bulunma yüzdesi çok çok yüksek bir e, izotop. Hani karbon 13 ve karbon 14 de var ama onların sayısı, miktar çok çok az en fazla bulunan karbon 12 yüzde 99'unda üzerinde bir sayıdan bahsediyoruz burada. Ayrıca karbonun şöyle bir özelliği var. Hani karbon atomunu temel alan organik kimya gibi bir e, bilim dalı ortaya çıkıyordu. Karbon çok önemli bir sürü elementle neredeyse hepsiyle bileşik yapma şansına sahip oluyor. O yüzden de diğer atomların, diğer elementlerin kütlelerini onunla karşılaştırmamız, kıyaslamamız çok daha kolay oluyor. Bu nedenle karbon 12'yi referans atom olarak seçiyoruz ve diğer bütün atomların kütlesiyle ilgili bunun sayesinde yorumlar yapıyoruz. Peki bu yorumları nasıl yapıyoruz? Şimdi dedik ki bir protonun kütlesi ve bir nötronun kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşit ve bunlar bir atomik kütle birimine sahipler eşitler yaklaşık olarak değerlendirdiğimiz zaman. O zaman hidrojenin mesela bir tane protonu var hiç nötron yok dolayısıyla kütle numarası bir oluyor. O zaman bunu atomik kütle birimi cinsinden karşılığını yazmak istiyorsak diyeceğiz ki bu bir AKB kütleye sahiptir. Bir tane atom. Yani karbondan bahsediyorsak. Bakın 12 olduğunu söylüyor. Nereden biliyoruz? Karbonun 6 protonu, 6 nötronu var. Dolayısıyla kütle numarası o yüzden 12. Yani bir tane karbon atomunun kütlesinden bahsediyorsak 12 AKB'dir diyoruz. Veya sodyumdan bahsediyoruz. Sodyuma ne vermiş? 23 demiş. Çünkü sodyumun 11 tane protonu, 12 tane nötronu vardır. Toplamları da 23'tür. Kütle numarasını buradan elde etmişizdir. Yani bir tane sodyum atomunun kütlesi 23 AKB'dir. Peki, atomdan değil de iyonlardan bahsediyorsak ne olacak? Arkadaşlar, iyonun oluşumu ile ilgili şunu unutmuyoruz. İyon ...sadece elektron alışverişi sayesinde oluşabilir. Proton alışverişi gibi bir şey mümkün değil. O zaman H artı iyonu diyorsak H artı da ne olmuştur? Bir elektron verdiği için artı bir yüklü hale gelmiştir. E, elektron alışverişi kütleyi etkilemeyeceğine göre... ...çünkü elektronun kütlesini ihmal edebiliyorduk. Bizim hidrojen artı bir yüklü iyonumuzun kütlesi... ...atomun kendisiyle aynı olacak. Elektronun hidrojen atomundan uzaklaşması... ...hani bir filin üzerinden bir sineğin uçması demek gibi bir şey oluyor. Filin kütlesini tabii ki kabul ettiğini düşünmeyiz. O zaman bu da bir akb eşit olur. Ya da oksijenin eksi iki yüklü bahsediyoruz. Bakın oksijenin atom hali 16 AKB'ymiş. E, i̇ki tane elektron geldiği zaman bir filin üstüne iki tane sinek kondu diye burada kütle değişmez deriz. Ve 16 AKB kütleye sahip olduğunu söyleriz. Benzer şekilde sodyumdan bir elektronun kopması onun kütlesini etkilemeyeceği için 23 AKB'dir deriz. Peki element molekülü oluşursa yani hidrojenlerden oluşan bir tane molekül var. Yani iki tane hidrojen bir araya gelmiş ve bu yapıyı oluşturmuş. Dolayısıyla diyeceğiz ki her bir hidrojenin kütlesi bir olduğuna göre burada iki tane hidrojen varsa iki çarpı birdir. Yani iki AKB kütleye sahiptir. Benzer şekilde iki tane oksijen var. Her birinin kütlesi 16. O zaman 32 AKB gibi bir kütleye sahiptir. O iki molekülünden bahsediyorsak. Bu yapı Bileşik yapısı da olabilir yani farklı tür atomlar bir araya gelerek bu yapıyı da oluşturabilir. Mesela su bileşiğinden bahsediyorsak yapıda ne var ona bakıyoruz. Bakın iki tane hidrojen var. İki çarpı hidrojenlerden her birinin kütlesinin bir olduğunu defalarca belirttik zaten. Yazdık yerine artı bir tane de oksijen var ve bunun kütlesinin de 16 olduğunu zaten biliyoruz bize verilmiş bu. Dolayısıyla toplamda kaç olacak? 16 artı 2'den 18 Agb olacak bir su molekülünün kütlesi. Benzer şekilde karbondioksitten bahsediyorsak arkadaşlar burada bir tane karbon var. Onun kütlesinin 12 olduğunu biliyoruz. Artı iki tane oksijen var. Her birinin kütlesinin 16 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla topladığımız zaman ne bulacağız? 44 AKB olarak bulacağız. Bir karbondioksit molekülünün kütlesi demek ki buna eşitmiş. Hemen bir tane soru çözelim o zaman bilgilerimizi iyice geliştirelim bakalım. Yukarıdaki bileşiklerin mol kütleleri arasındaki ilişkiyi belirtiniz demiş arkadaşlar bize. Tek tek yapacak olursak bakın. Birinci bileşiğimiz neymiş? Metan bileşiği CH4. Arkadaşlar burada hidrojenin kütlesinin bir karbonun kütlesinin 12 olduğunu biliyoruz. O zaman diyeceğiz ki bir tane karbon var. O zaman 1 çarpı 12 oradan geliyor. Artı 4 tane hidrojen var. Yani 4 çarpı 1 de oradan geliyor. Topladığımız zaman ne gelecek? 12 artı 4'ten 16 olduğunu bulacağız. İkinciye gelelim. N2O bileşiği. İki tane azot var ve her birinin kütlesinin 14 olduğunu bize burada vermiş. Artı bir tane oksijen var. Onun da 16 olduğunu biliyoruz. 28 artı 16. Ne yapıyor arkadaşlar? 44 olduğunu buradan hesaplayabiliriz. Bu ne demek oluyor? Bir tane N2O molekülü 44 atomik kütle birimi kütleye sahipmiş. Üçüncüye gelecek olursak bu defa NO2 bileşiği var elimizde arkadaşlar. Bir tane azot var yani 1 çarpı 14 buradan gelecek. Artı 2 tane oksijen var bu defa. 2 çarpı 16 da buradan gelecek. 32 artı 14'ten arkadaşlar ne gelecek? Tabii ki 46 bulacağız bunu da. Dördüncü bileşiğimize gelecek olursak arkadaşlar. Burada da SO2 var. Yani bir tane kükürt var. Kükürdün 32 olduğunu bize soru söylemiş. İki tane oksijen var. 2 çarpı 16 da buradan gelecek. Dolayısıyla da 64 olduğunu bulacağız. O zaman bunların mol kütleleri arasındaki ilişki. Mol kütlesi bir molünün gram cinsinden kütlesi olarak değerlendirebiliriz. Bunlar arasındaki ilişki ne olacak? Tabii ki 64 en büyük yani SO2 en büyük olacak. Ardından NO2. Ardından N2O en küçüğü de CH4. Yani metan bileşiği olacak ilişkiyi bu şekilde ifade edeceğiz. Gelelim izotopları şöyle bir hatırlayalım ve izotoplardan yola çıkarak ortalama atom kütlesini belirleyelim arkadaşlar. Şimdi karbonu düşünecek olursak mesela karbonun için periyodik sistemde sadece bir tane yer verilmiş. Ama biliyoruz ki doğada karbonun farklı izotopları var. Ne demek ki izotop? Hemen 9. sınıf bilgilerimizden bir hatırlayalım. Aynı atom numarasına sahip dolayısıyla aynı elementin atomu olan... Ancak nötron sayısı birbirinden farklı olan tanecikler dolayısıyla da kütle numarası da birbirinden farklı olan tanecikler birbirinin izotopu olarak değerlendiriliyorduk. Yani karbonun 12, 13 veya 14 şeklinde izotopları vardı. Bu ne demek oluyor? Biraz daha büyük yazalım. 6'ya 12 olduğuna göre nötron sayısı 6'ymış. Veya karbon 6'ya 13 olursa bu defa nötron sayısı 7 olurdu. Veya karbon 6'ya 14 ise 8 tane nötron olduğunu belirtebilirdik bütün elementler için bu şekilde izotoplardan bahsedebiliriz. Aynı elemente ait fiziksel özellikleri farklı ama kimyasal özellikleri aynı olan atomlara biz bu şekilde izotop atomlar diyeceğiz. Çünkü Nötron sayısının değişmesi yani kütlenin değişmesi kütle fiziksel bir özellik olduğu için farklı fiziksel özelliklere sebep oluyor ama tamamen aynı elemente ait olduğu için içerdiği proton ve elektron sayıları birbirine eşit olduğu için kimyasal özellikleri farklılık göstermiyordu arkadaşlar. Peki Periyodik sistemde dedik ki karbona tek bir yer ayrılmış veya klor için tek bir kutucuk var ya da magnezyum için aynı şekilde tek bir kutucuk var ama bunun doğada farklı farklı izotopları var. O zaman bunların kütlesiyle ilgili yorum yaparken ne yapacağız? Tabii ki ortalama atom kütlesi değerini kullanacağız. Yani laboratuvarda atıyorum klorla çalışırken elimizdeki izotopun 35 mi 37 mi olduğunu bilmiyoruz. Ya da magnezyumla 24, 25, 26 hangi izotopa bizim sahip olduğumuzu bilmiyoruz. İşte burada bir ortalama değer kullanarak ihtimalimizi yani doğru sonuçlara ulaşma ihtimalimizi artırmamız gerekecek. Peki burada hesaplamayı nasıl yapıyoruz? Yani ortalama atom kütlesini hesaplarken nasıl bir yöntem izliyoruz? Arkadaşlar doğada kaç tane izotopu varsa 17-18 tane bile olabilir fark etmiyor. Hepsinin Doğada bulunma yüzdelerini alıyoruz ve molekül kütleleri, atom kütleleriyle çarpıyoruz. Birincinin kütlesi çarpı yüzdesi, ikincinin kütlesi çarpı yüzdesi. Bu şekilde hepsini çarpıp topladıktan sonra yüze böldüğümüz anda... ...çünkü bütün izotopları dikkate aldığımız zaman yüzdelerin toplamı bize yüzü vermek zorunda. Yüze böldüğümüz zaman bulduğumuz sayı ortalama atom kütlesine eşit olmak zorunda. Mesela klorların İki tane izotopunun olduğunu biliyoruz ve doğada bulunma yüzdelerinin de yüzde %75 %75'e %25 olduğu bize verilmiş. Peki buradaki periyodik sistemde klorun kütlesinin değerine ne yazmamız gerekiyor? buradaki ortalama atom kütlesini kullanmamız lazım. E, ortalama atom kütlesi derken de ağırlıklı ortalamadan bahsetmemiz gerekiyor. Yani kimin yüzdesi daha büyükse ona daha yakın bir değer yazmak zorundayız tabii ki. Hemen formülümüzde yerine yazabiliriz. Birinci izotopumuzun kütlesi 35 çarpı doğada bulunma yüzdesi 75 artı ikinci izotopun kütlesi 37 çarpı doğada bulunma yüzdesi 25 bakın yüzdelerin toplamı 100 verdi bize o zaman 100'e böldüğümüz zaman ağırlıklı ortalamayı zaten hesaplamış olacağız dolayısıyla 35,5 değerine ulaşırız bu bize e, klor elementi için ortalama atom kütlesini verir veya magnezyumdan bahsediyorsak doğada bu defa 3 tane izotopun olduğunu biliyoruz. 24, 25 ve 26 kütle numarasına sahip olan doğada bulunma yüzdelerinde yazdığımız zaman hemen formül değerini yazmamız yeterli olacak. 24 çarpı 79 diyeceğiz ilk izotop için. 25 çarpı 10 ikinci izotop için yazacağız. Artık 26 çarpı 11 de üçüncü izotop için yazacağız ve burayı yüzdelerin toplamı zaten yüzü verdiği için bize yüze bölmemiz yeterli olacak bizi doğru sonuca götürecek. Buradan da arkadaşlar 24,32 gibi bir değere ulaşacağız. Bakın. Doğada bulunma yüzdesi fazla olan klor 35'ti. Ona çok daha yakın bir değer bulduk. Aynı şekilde burada büyük çoğunluğu magnezyumun 24 kütle numaralı izotopuydu. Yine ona yakın bir değer bulmuş olduk. Her zaman bu şekilde sonuca ulaşmamız gerekiyor. Bir tane de model soru çözelim yine bu izotoplarla alakalı arkadaşlar. Şimdi döteryum ve trityum hidrojen elementinin diğer iki izotopudur. Yaygın olarak bildiğimiz hidrojenin proton ve nötron sayıları nasıl arkadaşlar? Hidrojen bir tane protonu vardı, nötronu yoktu dolayısıyla kütle numarası birdi. Ama doğada hidrojenin döteryum ve trityum adında iki izotopu daha var. Bunlarda da tabii ki izotop oldukları için proton sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Döteryumun bir, Tritium'un ise iki tane nötronu oluyor. Dolayısıyla döteryumun kütle numarası 2, tritium'un kütle numarası da 3 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunların oluşturdukları bileşiklerin kütleleri de birbirinden farklı oluyor. O zaman mol kütleleri arasındaki ilişki T2O büyüktür, D2O şeklindedir diyor. Şimdi oksijenin de şöyle yazalım 16 olduğunu bildiğimize göre. Bakın D2O'nun molekül kütlesi ya da mol kütlesine gelecek arkadaşlar e, döterium'un atom kütlesi 2 idi ve 2 tane olduğu için 2 çarpı 2 diyeceğiz. Artı 1 çarpı 16 diyeceğiz. Toplamda 16 artı 4'ten 20 gelecek. Yani 1 molü 20 gram veya bir tanesi 20 atomu kütle birimidir şeklinde yorumlayacağız. Benzer şekilde T2O bileşiğinden bahsediyorsak eğer bu defa 2 çarpı 3 artı 1 çarpı 16 diyeceğiz. Çünkü trityumun atom kütlesinin 3 olduğunu biliyorduk. 6 artı 16'dan bu defa 22 sonucuna ulaşacağız. Yani T2O bileşiğinin D2O bileşiğinden daha ağır gelmesi gerekiyor. Eşit tanecik sayısını alacaksak. Mol kütleleri arasındaki ilişki T2O büyük D2O'ymuş. Doğru mu? Tabii ki doğru bulduk zaten. Eşit tanecik sayısında bileşik kütleleri arasındaki ilişki T2O büyüktür D2O. Şimdi ikisinden de eşit sayıda tanecik alırsak. Atıyorum birer tane alalım. Birer tane aldığımız zaman hangisinin kütlesinin daha büyük olmasını bekleriz? Tabii ki T2 o molekül kütlesinin ya da mol kütlesinin büyük olması demek. E, kütlesinin de daha büyük gelmesi demek. Eğer eşit tanecik sayısını kullanacak olursak. Eşit kütlede bileşik tanecik sayıları arasındaki ilişki T2O büyük D2O şeklindedir diyor. Bu defa da arkadaşlar bakın 20 gram alalım ya da 22 gram aldığımız zaman bundan 1 mol olacak ya da 22 AKB diyorsak bundan tam 1 tane olacak. Ama 22 gram bundan aldığımız zaman bunun daha üstünde tanecik sayısına sahip olacağız. Yani bu ifade yanlış olacak. Tam tersi bir gerçeklik söz konusu olacak. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifadelerimiz doğrudur diyeceğiz. Tanecik sayısı ve mol kavramı ile ilgili bazı hesaplamalar yapmamız bizden istenebilir. Bunları nasıl yorumlarız arkadaşlar? Burada şu Avogadro sayısı karşımıza sürekli çıkıyor olacak. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Burada tanecik dediğimiz zaman arkadaşlar tür aklımıza gelecek ve 9. sınıftan yine hatırlayalım. Tanecik dediğimiz şey yani tür dediğimiz şey atom, molekül veya iyon olabiliyordu. İşte bu taneciklerin sayısını bize Avogadro sayısıyla veya mol kavramı ile e, hesaplatacaklar, bilgi verecekler. Şimdi 1 mol demek arkadaşlar ENA tane Avogadro sayısı kadar veya 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik demek oluyor. Bir mol demir diyorsa bakın burada tanecik olarak ne verdi? Atom verdi. Bir mol demir atomu a tane demir atomu demek oluyor. Ya da e, bir mol demek 6,02 x 10 üzeri 23 tane demir atomu oluyor demektir. Ya da bir mol metan molekülü diyorsa bu defa tür olarak tanecik olarak molekülü verdi bizi. Bir mol dediği anda hemen Avogadro sayısı kadar molekülden bahsettiğini ifade ediyor olacağız. Hemen örneklerle biraz daha anlaşılır hale getirelim arkadaşlar. 1 mol C3H8 yani propan molekülünden bahsediyorsak bakın burada kaç tane C3H8 molekülü yani propan molekülü vardır diyorlar. Arkadaşlar 1 molden bahsettiğimize göre ve bizden tane istediğine göre 6,02 x 10 üzeri 23 tane olduğunu belirtebiliriz. Kaç mol karbon atomu vardır diyor. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Her bir molekülün içerisinde 3 tane karbon atomu yer alıyor. Dolayısıyla 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten de ya da 1 molde içerdiği karbon sayısını bulurken bunu 3 ile çarpmamız yeterli olacak. 1 molde kaç mol olacak? Tabii ki 3 mol karbon atomu yer alacak. Mol ve tane. Şu ifadelere dikkat et arkadaşlar. Soru da bizden kaç tane karbon atomu vardır diyecek olsaydı şunu yapacaktık. Diyecektik ki 1 molün içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yer alması gerekiyordur. Buna göre elimizde 3 mol karbon atomu yer aldığına göre bunun karşılığı hangi sayıya denk gelir? Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün 3 katı sayıda tanecik sayısında karbon atomunun yer aldığını söyleyebiliriz. Hemen 3 ile genişletebiliriz. 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu vardır diyebiliriz. Veya tabii bunu aynı şekilde 3 ena tane şeklinde de ifade edebilirdik. Kaç mol hidrojen atomu vardır? Bakın ne sordu bize molü. Başta mol verdi. Burada da mol istedi. E 8 tane vardı her bir molekülde. Dolayısıyla 8 mol hidrojen atomunun yer aldığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde kaç tane hidrojen atomu vardır dediği zaman hemen şu yorumu yapabiliriz yine. 1 mol demek Na tane demekti. Veya 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demekti. O zaman elimizde 8 mol hidrojen atomu bulunduğuna göre 8 molünde Kaç tane vardır şeklinde e, oran orantı yapabiliriz. Dolayısıyla 8 ena tane diyebiliriz veya 8 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir şeklinde yorumlayabilir Sorumuzu cevaplayabiliriz. Gelelim mol sayısını belirten diğer bazı ifadeler var. Bunlardan bahsetmeyelim arkadaşlar tamamen e, bahsettiğimiz taneciğin türüne göre bu formüller değişecek. Mesela bir atomdan bahsediyorsak eğer ne gibi demir atomlarından bahsediyoruz işte veya magnezyum atomlarından bahsediyoruz. O zaman atom gram kavramı işin içerisine girecek. Yani bir mol demir demek aslında bir atom gram ...FE demek oluyor. Bu iki ifade arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Veya molekül gram diyorsa bu defa tanecik türü olarak moleküllerden bahsetmiyormuşuz. Yani ne olabilir molekül olarak? İşte metan olabilir veya element molekülü de olabilir fark etmez H2 olabilir. Burada da şunu düşüneceğiz arkadaşlar. 1 mol H2 molekülü demek aslında bir molekül gram H2 demek. Bu ikisi arasında hiçbir fark yok. Veya iyon gram diyorsa bu defa taneciğimiz iyonmuş o zaman. Mesela ne olabilir? Na artı olabilir veya kök iyonlar olabilir. SO4 2 olabilir. Fark etmiyor bu iyonlardan bahsediyorsak burada iyon gram kavramını kullanabiliriz. Mesela ne diyelim? 1 mol nitrat iyonundan bahsediyorsak bu aynı zamanda bir iyon gram nitrat iyonu demek olacak. Formül grama geldiğimiz zaman arkadaşlar burada iyonik bileşikler işin içerisine girecek. Onların formüllerinden bahsettiğimiz için ne gibi? Sodyum klorür olabilir veya magnezyum nitrat olabilir. Dolayısıyla bir mol mesela başka bir örnekle gidelim. Alüminyum flürür olsun. Bir mol alüminyum flürür demek bu iyonik bir bileşik olduğu için formülden bahsettiğimize göre bir formül gram alüminyum Pardon şöyle düzeltelim. Flürür demek olacak. Aynı anlama geliyor olacak. Hemen bir tane soru çözelim. İşi iyice belirginleştirmek için. Bize demiş ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içeren metil alkol bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Şimdi bileşin yapısını incelediğimiz zaman bir tane karbon toplam 4 tane hidrojen var bir tane de oksijen var her bir molekülde. Şimdi mol sayısıyla bunu kıyaslayarak gidecek olursak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane dediği anda bu ne anlam ifade ediyor? Bu aslında bir mol demek çünkü Avogadro sayısı kadar demek oluyor. Bu karşılığına geliyordu zaten. Dolayısıyla bu yapının içerisinde şimdi elimizde bir mol hidrojen olduğuna göre şöyle kıyaslayabiliriz. Bu bileşiğin her bir molünde ya da her bir tanesinde toplamda 4 mol veya dört tane hidrojen atomunun yer aldığını görüyoruz. O zaman bizim elimizde 1 mol hidrojen atomu yer aldığına göre sadece bileşin kendisi kaç moldür? Böyle bir oran orantıyı hemen hesaplayabiliriz. Dörde 1 geldiğine göre yani dörtte birini aldığımıza göre demek ki birin dörtte biri kadar yani 0.25 mol elimizde bileşik varmış. O zaman diyeceğiz ki bu bileşiğin kendi mol sayısı kaç? 0.25 mol. Buna göre içerdiği karbon kaç mol olacak? Her bir molekülde bir tane karbon yer aldığına göre karbon da 0.25 mol olacak oksijen de aynı şekilde 0.25 mol olmak zorunda. Çünkü her bir molekülde birer tane var bunlardan. O zaman ifadelere geçebiliriz. 0.25 Na tane molekül içerir. Bakın Na tane şu ifadeler bize doğrudan bilgiyi verecek. Çünkü mol demek Na tane demektir. Bu ikisi arasında hiçbir fark yok. O zaman 0.25 mol molekül içerir diyor. Doğru mu? Evet molekül sayısı buydu. 0.25 mol karbon atomu içerir doğru mu bakıyoruz 0.25 mol olarak hesaplamıştık bu ifade de doğrudur toplam 1.5 mol atom içerir. Arkadaşlar ne yapıyoruz 0.25 mol bundan var 0.25 mol bundan var e 1 molde hidrojen vardı zaten 4 çarpı 0.25'ten. dolayısıyla toplamda 0.25 artı 1 artı 0.25 evet 1.5 mol atom içerdiğini bize gösterecek arkadaşlar kütle ve mol kavramlarının kıyaslamasına gelecek olursak mol kavramı ile kütleyi nasıl hesaba katabiliriz, hesaplayabiliriz. Burada gram ve atomik kütle birimi üzerinde duracağız. Bunların ikisi de kütle birimleri arkadaşlar. Şöyle düşünün. Tanecik boyutundan bahsediyorsak, çok çok küçüklerden bahsediyorsak burada karşımıza AKB gelecek birim olarak. Ama ...mol cinsinden ifade ediyorsak, çok çok büyük tanecik sayılarından bahsediyorsak... ...bu defa kütle birim olarak gram kullanıyor olacağız. Yani bir mol bir maddenin kütlesinden bahsediyorsak karşılık gram olması gerekiyor. Ya da tane cinsinden bahsediyorsak e çok küçük bir kütle olduğu için... ...birim olarak atomik kütle biriminden bahsediyor olmamız gerekiyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir filin kütlesiyle ilgili yorum yapıyorsak bunu ton üzerinden yapman gerekiyor. Çünkü çok büyük bir kütle var işin içerisinde ama bir sineğin kütlesinden bahsediyorsak bunu gram hatta miligram cinsinden ifade etmen gerekiyor ki ...daha doğru, daha anlaşılır veriler elde edebilesin. İşte burada da eğer e, tane cinsinden bahsediyorsak tanecik için... E, ...türler için çok çok küçük kütleler olduğu için... ...küçük birimlerden yani AKB'den bahsetmemiz gerekiyor. Mol cinsinden tanecik sayısını ifade ediyorsak... ...çok büyük sayılardan bahsediyorsak... ...gram cinsinden kütle kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu ikisi arasındaki geçişi de şöyle düşünelim arkadaşlar... ...gramdan kilograma geçiş yapmak istiyorsak ne yapıyorduk? Hemen diyorduk ki... 1000 gram 1 kilogramı eşittir. İşte tıpkı burada olduğu gibi gramdan akb'ye e, AKB geçmek istiyorsak da avogadro sayısı ile çarpmamız yeterli oluyor. Yani avogadro sayısı kadar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane akb 1 grama eşit olacak arkadaşlar o zaman. Buradan yola çıkarak soruları analiz edip çözümlerimiz kolaylaşacak. Ne diyor bize? Bir tane hidrojen atomunun kütlesini söyle diyor. AKB cinsinden söylememi istediği için hidrojenin atom kütlesinde bir olduğunu bildiğim için bu bir AKB'dir diyebilirim. Bir mol hidrojen atomu diyecek olursa ve gram cinsinden bunun kütlesini bulmamı isterse o zaman diyeceğim ki bakın mol verdi gram cinsinden soruyor. Burada ne yapmıştı? Tane cinsinden verdi, AKB cinsinden verdi. Dolayısıyla Aynı şeyi ifade edecek bunun kütlesi bir gramdır diyeceğiz. Bir tanesi bir akb bir molü bir gram. Ama soru bize şunu verirse tane cinsinden verip gram cinsinden bulmamızı isterse bu defa işte bu geçişe ihtiyaç duyacağız. Tane cinsinden olsaydı bu bir akb'ye eşit işte olacaktı. Peki bir akb kaç gram'a eşittir? Tabii ki bir bölü ena grama eşittir arkadaşlar. Sadece şuradan yola çıkarak hani e, AKB'sini biliyoruz. Grama çevirmek istiyorsak ena'yı karşıya bölü olarak atmamız yeterli olur deriz. Veya bir mol hidrojen atomunun bakın mol verdi AKB cinsinden bulmamız istedi. Çok büyük tanecik sayısını çok küçük bir birimden bulmamız istedi. Bu defa da ne yapacağız? O zaman bir çarpı ena'dır deyip geçeceğiz. Bu defa çarpımı kullanmamız gerekecek. Bunu Atom üzerinden değil moleküller üzerinden de sorabilir. Hemen C2H4 dediği zaman gidiyoruz ne yapıyoruz? Molekül kütlesini buluyoruz ki yorum yapma şansımız olsun. 2 çarpı 12 karbondan gelecek bize burada vermiş. Artı 4 çarpı 1 de hidrojenden gelecek bunu da biliyoruz. O zaman 24 artı 4'ten 28 olarak buluyoruz. Bakın bu şu demek. Bir tanesi 28 AKB'dir veya bir molü 28 gramdır. Tane verdiği zaman AKB'ye gidiyoruz, mol verdiği zaman grama gidiyoruz. Ama Burada olduğu gibi tane verip grama gitmemizi isterse ne yapacaktık arkadaşlar? Bakın taneden grama hemen 28 bölü NA dememiz yeterli. Avogadro sayısına bölüyoruz. Ama buradaki gibi mol verip AKB cinsine dönmemiz isterse de 28 çarpı NA dememiz yeterli olacak. Avogadro sayısıyla çarparak AKB cinsinden kütlesini hesaplamış olacağız. Biraz daha örneklendirelim o zaman bunu. Metan molekülü ile ilgili bizden yorum yapmamızı istemiş. Hidrojen ve karbonun atom kütlelerini de bize gayet güzel bir şekilde söylemiş. Diyor ki bize molekül kütlesi kaç? Ne yapıyorduk böyle bir şeyle karşılaştığımız anda? Hemen metandan bahsediyorsak yapısında bir tane karbon var. 12 ondan gelecek. 4 tane hidrojen var. 4 çarpı 1 de oradan gelecek. Dolayısıyla 16 olarak bulacağız. Bu bizim molekül kütlemiz. Peki 0.25 molü kaç gramdır diyor. Arkadaşlar ya da 10 tanesi kaç AKB'dir? Şimdi burada nasıl yorumlayacağız? 16'yı bulduktan sonra. Eğer bunun bir tanesinden bahsediyorsa bu 16 AKB'ye karşılık gelir. Bir molünden bahsediyor olursa bu da 16 grama denk geldiği anlamına gelecek. O zaman bizden mol verip gram cinsinden bulmamızı istiyorsa yapacağımız nedir arkadaşlar? Diyeceğiz ki bunun bir molü 16 gram olduğuna göre 0.25 molü kaç gramdır? Hemen basit bir oran orantıyla çözebiliriz. 4'te biri olduğuna göre demek ki elimizde 4 gram madde vardır. Veya burada ne soruyor bize? Bakın mol vermiş AKB cinsinden soruyor. O zaman önce biz bir gram cinsinden bulup onu AKB'ye çevirirsek rahatlıkla sonuca gideriz. Neyi biliyoruz biz? Bunun bir molünün 16 gram olduğunu biliyoruz. Defalarca kullanmış olduk. O zaman 0.5 molü kaç gramdır diyelim. Önce bir gram cinsinden karşılığını bulalım. Ne geliyor arkadaşlar? Yarısı olduğuna göre 8 gram geliyor. Ama benden AKB cinsinden karşılığını bulmamı istemiş. Dolayısıyla ne yapıyorum? Mol verip AKB cinsinden istiyorsa Avogadro sayısıyla çarpmam gerekiyordu. Dolayısıyla NA AKB eşittir diyeceğiz. Unutmuyoruz. Gram demek Avogadro sayısıyla AKB'nin çarpımı demekti. Bakın bu soruda ne yapmış peki? tane cinsinden vermiş AKB cinsinden kütle istiyor. Bak ne bulmuştuk biz? Bir tanesinin 16 AKB olduğunu hesaplamıştık. Buna göre 10 tanesi kaç AKB'dir? Soru doğrudan bu şekilde. O zaman içler dışlar çarpımı yeterli olacak. 160 AKB gibi bir kütleye sahip olduğunu söyleyebileceğiz. 5 tanesi kaç gramdır demiş. Arkadaşlar tane verip gram istemiş. O zaman ne diyorduk biz? Şimdi bir tanesi 16 AKB'dir diyorduk. O zaman 5 tane dediğimiz zaman bulacağımız kütle gene AKB cinsinden olacak ilk etapta. Hemen söyleyelim 5 kat olduğuna göre 16'nın 5 katı yani 80 AKB kütlesine gideceğiz. Bizden ama gram cinsinden istediği için AKB'yi grama çevirmemiz lazım. Bunu da Avogadro sayısına bu defa bölerek elde ediyorduk. Yani 80 bölü NA gramdır bizim sorumuzun cevabı olacak. 2 molü kaç gram hidrojen içerir arkadaşlar bakın burada da e, içerdiği atomlardan birinin kütlesini soruyor dolayısıyla diyeceğiz ki bakın bunun 1 molünde 4 mol hidrojen var o zaman <laughs> e, 1 molü 4 gram hidrojen içerir 1 molü 4 gram hidrojen içerdiğine göre 2 molü kaç gram hidrojen içerir diyeceğiz dolayısıyla sadece 2 ile çarpmamız yeterli 8 gram hidrojenin yer aldığını rahatlıkla söyleyebileceğiz. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Avogadro sayısı kadar atom içeren S2O3 bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar burada neye dikkat ediyoruz? Toplam içerdiği atom sayısı Avogadro sayısı kadarmış. Yani aslında bir molmuş. Bakın şu ifadeyi gördüğümüz anda hemen yapıştırıyoruz. Bir mol demek istemiş bize burada. Hemen bileşiğe bakıyoruz. S2O3 iki tane kükürt üç tane oksijen içeriyor her bir molekül. Dolayısıyla diyoruz ki bunun... 1 molünün içerisinde 5 mol atom vardır. Toplam atom sayısı çünkü. Bizden 1 mol atom içerdiğini ifade ettiğine göre bunun 1 mol atom içeren kısmı kaç moldür diye yorum yapabiliriz. Yani ilk olarak bileşiğin kendi mol sayısını bulalım. Kaç gelecek? 5'in 5'te 1, 1'in 5'te 1'ini almamız yeterli olacak. Dolayısıyla 0.2 mol olduğunu söyleyeceğiz. Yani elimizde s 2 o 3 bileşiği varmış. Bunun kendi molekülün mol sayısı 0.2 molmuş. O zaman içerdiği elementlerin mol sayılarına gelecek olursak bakın her bir molünde 2 mol kükürt var. O zaman 0.2 molünde bunun 2 katı kadar yani 0.4 mol kükürt vardır. Benzer şekilde 3 olduğu için burada her bir molünde 3 mol oksijen var. O zaman 0.2 molünde 0.6 mol oksijen vardır şeklinde yorumlayabileceğiz. Kütlesi 22.4 gramdır diyor. Hemen bir bakalım doğru mudur yanlış mıdır birinci ifademiz için. Önce molekül kütlesini bulmamız lazım. Bileşiğimizin formülü S2O3 olduğuna göre. Şimdi iki tane kükürt içeriyor. Her birinin kütlesinin 32 olduğunu burada bize vermiş. Toplamda 5 tane 3 tane oksijen içeriyor. Her birinin kütlesinin 16 olduğunu yine buradan biliyoruz. Hemen işlemlerimizi yaptığımız zaman bunun 112'ye eşit olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? 1 molü 112 grammış. 1 molü 112 gram kütlesine sahip olduğuna göre bizim elimizde 0.2 mol madde vardı. 0.2 molü kaç gramdır diyeceğiz ve buradan cevabı sadece 0.2 ile çarparak ya da e, ee, onla beşle çarpıp e, sadece iki beşe bölerek bulmamız mümkün olacak. Dolayısıyla da kütlemiz 22.4 gram olacak. Yani birinci ifademiz doğrudur. 12.8 gram kükürt elementi içeri diyor. Arkadaşlar mol sayısı kaçtı? 0.4 mol kükürt vardı. Hemen 2 diyelim. Şimdi kükürdün 1 molünün 32 olduğunu biliyoruz. 1 mol kükürt 32 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre Elimizde 0.4 mol kükürt olduğuna göre kütlesi kaç gramdır şeklinde gene basit bir oran orantı hesabı yapabiliriz. 32 çarpı 0.4'ten bunun 12.8 grama eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. 9.6 gram oksijen elementi içerir diyor. Hemen 3 diyelim onu da şuraya yapalım. Oksijenin 0.6 mol olduğunu hesaplamıştık. Dolayısıyla diyeceğiz ki 1 mol oksijenden bahsediyorsak 16 gram kütlesi vardır bunun. E, elimizde 0.6 mol olduğuna göre oksijen kütlesi kaç gramdır diyeceğiz. Buradan da yine 16 çarpı 0.6'dan bunun 9.6 gram olduğunu hesaplayabileceğiz. Yani 3. ifademiz de doğruymuş şeklinde cevaba ulaşacağız. Gelelim gerçek atom kütlesi hesaplarına arkadaşlar. Oldukça basit bir şey var karşımızda. Hani biz bir tane atomun kütlesini hep AKB cinsinden ifade ediyoruz ya aslında. Doğrusu şudur. Bunu gram cinsinden ifade etmek yani gerçek atom kütlesi dediğimiz şey bunun gram cinsinden karşılığını bulmaktır. Ve gram cinsinden karşılığını az önce de örneklerini yaptığımız gibi Avogadro sayısına bölerek bulmamız mümkündür. Yani bir tane flor atomu bize diyor ki bu flor atomunun kütlesi 19 atomik kütle birimidir. O zaman bunun gerçek atom kütlesi kaçtır? Şimdi işte buradaki soru işaretinin cevabı şu olacak. Demek ki 19 bölü enagramdır gramdır olacak arkadaşlar. A büyük tabii ki. Benzer şekilde bir tane oksijen atomunun kütlesi 16 AKB olduğuna göre bir tane oksijen atomunun gerçek kütlesi 16 bölü ...ena gramdır diyeceğiz. Aynı şekilde kalsiyum atomundan bahsediyorsak... ...bir tanesi 40 akb olduğuna göre... ...bunun e, gerçek atom kütlesi... ...40 bölü ena gram kütlesine eşit olmak zorundadır. Mol kütlesiyle, mol kavramıyla... ...hacim ilişkisini inceleyecek olursak... ...arkadaşlar burada iki durum karşımıza çıkacak. Hani Avogadro demişti ya... E, ...aynı şartlar altında mol ile kütle... E, ...ve mol ile hacim doğru orantılıdır demişti. Burada şartlar birazcık değişken olabilir. Şart olarak şunu normal şartlar altında ve oda şartlarında yani standart şartlar altında diye iki kavram karşımıza çıkabilir. Normal şartlar altında şu demek 0 santigrat derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınç demek oluyor. Oda koşulları demek de ya da standart şartlarda 25 santigrat derece sıcaklık ve gene 1 atmosfer basınç altında gerçekleşen olaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu şartlarda gazın türü ne olursa olsun bakın gazın türünden bağımsız bir şekilde gazın mol sayısı bizim için önemli olacak. İçerdiği tanecik sayısı önemli olacak. Bir mol gaz hangi gaz olursa olsun bu eğer normal şartlar altında da gaz halinde kalmayı başarmışsa buradaki hacmi 22,4 litreye eşit olacak arkadaşlar. Oda koşullarında ise yine aynı şekilde bir mol gazdan bahsediyorsak türü ne olursa olsun 24,5 litre hacme sahip olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla 0.2 mol karbondioksit diyor mesela. Gazın türü önemli değil ki bizim için önemli olan burası. 0.2 mol bu şartlar altında gaz olduğunu bildiğimiz sürece hacmiyle ilgili yorum yaparız. 0.2 dediğine göre bakın yorum nedir? 1 molü 22,4 litre ise 0.2 molü bunun 5'te biridir. Yani 4,48 litredir diyebiliriz. Aynı şekilde 1 molü 24,5 litre ise oda koşullarında 0.2 molü kaç litredir? Tabii ki bunun 0.2 katı veya 5'te biri yani 4.9 litredir şeklinde ifade edebiliriz. Mesela 0.5 mol helyum diyor. Bakın yukarıda karbondioksit dedi. Bu defa helyum dedi umrumuzda bile değil. Önemli olan bizim için mol sayısıdır. Normal şartlar altından bahsediyorsak 0.5 mol 1 mol 22,4 olduğuna göre yarısı olmak zorundadır. Yani 11,2 litre hacim kaplayacaktır. Oda koşullarındaki hacmini soruyorsa bu defa 0.5 mol alyum tabii 24.5'in yarısı kadar hacim kaplamalıdır. Yani 12.25 litre hacme sahiptir diyebiliriz. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. X, Y ve Z saf maddelerinin bir atmosfer basınç altındaki kaynama noktaları sırasıyla eksi 15 santigrat derece, 10 santigrat derece ve 48 santigrat dereceymiş. Buna göre bu maddelerin normal şartlar altındaki hacimleri arasındaki ilişkiyi belirtiniz ve bu maddelerin oda koşullarındaki e, hacimleri arasındaki ilişkiyi belirtiniz diye sormuş arkadaşlar. Burada. Kaynama noktalarını neden vermiş? Bakın burası genellikle yorum sorularında karşımıza çıkacak. Çünkü biz ne dedik? Gaz halinde olacak ki yorum yapabilelim bunların hacimleriyle alakalı. Şimdi kaynama noktası e, bu şartlarda bu maddelerin gaz halinde olup olmaması ile ilgili bize bilgi verecek. Şimdi elimizdeki maddeler X, Y ve Z maddeleriymiş. Burada eksi 15 santigrat derece, 10 santigrat derece ve 48 santigrat derecenin Normal şartlar altındaki e, durumlarına bakacak olursak normal şartlar neydi? 0 santigrat derece demekti. Hangileri hangi haldeler? Onu bir hesaplayalım. 0 santigrat derecenin altında bir kaynama noktasına sahipse bu madde tabii ki gaz halde olacaktır. Yani X maddesi burada gaz haldeymiş. Ama Y ve Z maddelerinin e, 0 santigrat derecen daha yüksek kaynama noktasına sahip oldukları için bunların sıvı veya kat halde olduklarını söyleyebiliriz ki e, büyük ihtimalle sıvı halde olacaklar tabii ki. Dolayısıyla bunların hacimleri ile ilgili yorum yaparken diyeceğiz ki X maddesi gaz halde olduğu için tabii ki en büyük hacme sahip olacaktır. Bu ikisi sıvı halde olduğu için bunların yoğunluğunu bileceğiz ki biz hacimleri ile ilgili yorum yapabilelim. Dolayısıyla ne olacak bunlar arasındaki? Z maddesinin yoğunluğu Y maddesininkinden yüksek olduğuna göre Y'nin hacmi Z'den daha büyük olacaktır. Ancak oda koşullarındaki durumları ile ilgili, hacimleri ile ilgili yorum yapacak olursak. Şimdi oda koşulları ne demekti arkadaşlar? 25 santigrat derece sıcaklık demek oluyordu. Dolayısıyla kaynama noktası eksi 15 santigrat derece olan X gaz halde olacak. Y onun da 10 santigrat derece olduğu için yani 25 santigrat derecenin altında olduğu için Y de gaz hale geçmiş olacak artık bu sıcaklıkta. Z'ye geldiğimiz zaman onun hala daha sıvı halde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla artık bu şartlar altında bakın X'in hacmi ile Y'nin hacmi birbirine eşit. Çünkü ikisi de gaz halde ve aynı şartlar altında bulunuyorlar. Bunların hacmi Z'den daha büyüktür çünkü Z sıvı haldedir arkadaşlar. Yorum sorularında bu duruma dikkat etmemiz çok önemli olacak. Şöyle bir de özetleyen sorumuzu yapıştıralım o zaman. Genel anlamda ta başından sonuna e, neler öğrendik e, gözden geçirmiş olalım. Avogadro sayısı kadar arkadaşlar bakın bu ifadeyi sorularda sık sık görüyor olacağız. Avogadro sayısı kadar dediği anda aklımıza hemen bir mol gelecek. Dolayısıyla bir mol oksijen atomu içeren şeklinde soruyu daha kolaylaştırabiliriz. CH3COOH yani Etil alkol pardon asetik asit bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hemen soruyu görür görmez öncülleri okumaya bile gerek yok. Biz molekül kütlesini bir bulalım oradan soru gelecektir bize çünkü boşuna vermemiş bunları. Hemen diyelim ki CH3 COOH'dan bahsediyorsak bunun içerisinde ne var? 2 tane karbon var o zaman 2 çarpı 12 karbondan gelecek. Artı diyelim toplamda 4 tane hidrojen var o zaman 4 çarpı 1 de oradan gelecek Toplamda iki tane oksijen var. O zaman iki çarpı on altı da oradan gelecek atom kütleleri elimizde. Yani yirmi dört karbondan oluşacak. Her bir molünde yirmi dört gram karbon olacak. Artı dört gram hidrojen olacak. Artı otuz iki gram da e, oksijen yer alacak. Bunun her bir molünde. Dolayısıyla ne oldu kütlesi hemen bakıyoruz. Yirmi dört artı otuz ikiden elli altı dört daha koyduk. Altmış olduğunu bulduk. Yani bir molü altmış grammış. O zaman. Avogadro sayısı kadar oksijen atomu içerdiğine göre hemen bunun mol sayısı ile ilgili de yorum yapalım. Bir baktık içerisinde iki tane oksijen var. Dolayısıyla bunun her bir molünde iki mol oksijen atomu yer alıyormuş. Ancak bizim bileşiğimizin bir mol oksijen atomu içerdiğini söylediğine göre bileşiğin kendi mol sayısını buradan hesaplayabiliriz. Hemen oran orantımızı yaptık ve 0.5 mol olduğunu hesaplamış olduk. Dolayısıyla bileşiğin kendisi bakın CH3 ...COOH'ı yazdığımız zaman aslında bunu şöyle de yazabiliriz... ...C2H4O2 şeklinde de yazabiliriz. İşte bileşim kendisi 0.5 mol. Buna göre içerdiği karbon sayısı bunun 2 katı kadar olmak zorunda. Yani 1 mol karbon içerecek. İçerdiği hidrojen sayısına geldiğimiz zaman 0.5'in 4 katı... ...yani 2 mol hidrojen içerecek. E tabi ki oksijeni zaten en başta vermişti. 1 mol olduğunu hesaplamıştık. Buna göre 2 mol hidrojen atomu içerir doğru mu... Evet gayet doğru bir ifade oldu. Kütlesi 30 gramdır diyor. Bunu nasıl hesaplayacağız? Mol kütlesini bulmuştuk. 60 olduğunu zaten. O zaman diyeceğiz ki 1 molü 60 gram olduğuna göre ve bileşiğin kendisi 0.5 mol olduğuna göre kaç gramdır? Soru buna dönüştü. Dolayısıyla yarısını almamız yeterli 0.5 ile çarptığımız için 30 gram kütlesine sahip olacak. Bu ifademiz de doğru oldu. Gaz halde normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplar diyor. Onu nasıl bulacağız? Diyeceğiz, diyeceğiz ki 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kapladığına göre bakın bu gazın türünden bağımsız bir şey. Ne olduğu önemli değil. Elimizde 0.5 mol bileşik olduğuna göre 0.5 mol madde kaç litre hacim kaplar şeklinde soracağız. Dolayısıyla bunun yarısı olması gerekecek. Yani 11, 2 litre hacim kaplıyor olacak. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Her 3 ifade içinde doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. O zaman sıra geldi tabii ki ödevlendirmelerimizi yapmaya arkadaşlar. Temel kitap olarak sıfırdan ona kimya kitabını kullanıyor olacağız. Başladık zaten çözmeye. Kimyanın temel kavramlarını önceki ödevimizde tamamlamıştık. Şimdi geldik ikinci bölüm yani mol kavramına çalışmaya. 20'den 34'e kadar sorumlu olacağız arkadaşlar. Peki neler var bunda? Her kitap her sayfada önce bir konu anlatımı gelecek. Sonrasında da burada anlatılan konuyla ilgili sorular bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Her sayfada bu kendini tekrar edecek ve konuyu bize gayet güzel bir şekilde özetledikten, öğrettikten sonra da şöyle süzgeç sayfalarından sonra e, bir test karşımıza çıkacak arkadaşlar. Mol kavramı ile ilgili tarama testi karşımıza çıkacak. Bunları da tamamladıktan sonra Sıfırdan ona kimya kitabını kenara koyabileceğiz. Tabii ki orada işimiz bitmeyecek. Ardından da dinamo kimya kitabıyla bu işin artık sorunu getirmek iyice hazır hale gelmek kısmı kalacak. Burada da arkadaşlar e, ödevimiz 26. sayfadan başlayacak. 37. sayfaya kadar sorumlu olacağız. Buna da şöyle bir göz atalım neler vardı. E, ...sayfaların başında arkadaşlar bir çözümlü örnek olacak... ...çözümlü örnekle aslında bize o kazanımı öğretecek... ...ve ardından burada öğrendiğimizle ilgili dört tane soru gelecek... ...her sayfada bu yeni kendini tekrar edecek... ...her sayfada yeni bilgiler öğreneceğiz ve bilgilerimizi tekrar ediyor olacağız... ...ardından da e, sıfırdan ona da olduğu gibi tarama testleri bizi bekliyor olacak... ...ödevimizi tamamlayıp bir sonraki dersimiz için beklemeye geçeceğiz... O zaman ne yapıyoruz tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.